hikaye filmini bulamadık şu an. Hasan Balta. Evet. Evet. Aşağı aşağıda lağabımızda kimler geliyor? Aşağı aşağıda Köşker Hacı Ahmet'i mi oluyor da? Evet. Evet. Şimdi hangi ovada oturuyordunuz? Aşağı aşağıda Tahtoba Mahallesi'nde oturuyordum. Evet. Peki bu meslek var mıydı? Neler yaptın yani şimdi 5 yıl olarak hayata atılışını kısa da bir anlatır mısın? 7-8 yaşında eski yazı okumaya gittik. Evet. Tahtoba Camisi'nde. Evet. Elfişe Hocam ve Ahmet Uslu, Yüzüm Hocanın kardeşinde okudum. Evet. 13-14 yaşında hafızı ikmal ettik. Evet. Hafızı bitirdikten sonra o zaman o devirde İmam Hatipler Türkiye'de birkaç yerde bulunuyordu. İmam Hatip'e gidemedik. Evet. Sonradan dokumacılığa meslektedik. Dokumacılığı yaptık. Evet. Dokumacılığı öğrendik. Dokumacılıktan bu askere gidip geldikten sonra 60 yılında Baba Camisi yapıldı. Burada evet. Şehrin caddesine, evet. Babaların mahallesine. Askerden geldikten sonra Baba Efendi Rahmetli Mustafa Babam o da bizi evet. imam tayin etti. Evet. 60 yılında. 60 yılından da şimdi 91 yılına kadar orada halen daha imamım. Evet. Peki şimdi şöyle bir soru. Bu aşağı şehirdeki camlarımız, hamamlarımız, bu Allah'ın evi diyelim. Şimdi 540-60 sene, yani 760 sene eve yapılmış. Evet. Her gibi bir tarih. Yani bizim Türkler değildi, Memlukların yardımıyla yapıldı, yani. Daha evvel yapılmış. Evet. Şimdi bunlar niye ihmal oldu acaba? Neden yıkıldı bunlar? Bakımsızlıktan mı, ilgisizlikten mi? Yok, o zamanlar işte bu Tahtoba Mahallesi'nde bir çavanın onun suya akmasının yüzünden bir afet oldu o zamanlar. Mayıs ayında, sel felaketi oldu. Ondan sonra aniden işte bu yukarı şehre akın daha fazla akın etti. Yoksa Maraş gibi yerinde olsaydı, kalsaydı hamamı, Türkhan'ı, camısı, o deri sanayisi, kalsaydı da mesela Maraş gibi Delkıkaya doğru mesela ilerleseydi bundan daha iyi yerinde olurdu. Onlar yerinde kalırdı. Evet. Ha, ikincisi de şimdi diyorlar ki bu şehir dokumacıları ben dışarıda da herkesten izliyorum. Bu şehrin yanlış kurulduğunu, yanlış yere kurulduğundan Besne halkı aşağı şehri söküp buraya geldi, fakir kaldı. Dışarı gidip para kazanmaya görürken baktı ki buradan daha iyi kazanmak. Evet. Çünkü Besne'nin halkı çalışkan, evet. atılgan. Yani ben terziyim, bu işi bilmem, hemen atılır, doğru. başka bir iş de yapar. Evet. Bu atılganlığından, bir de şöyle derlerdi, dışarı gidene yadırdı yorgan demiş, adam olmaz derlerdi. Derler. Bakıyoruz ki bizim Besne'lerin dışarı giden başkaları gibi yorganı kutlu görünüyor. Altında Mercedes'ten. Adana'ya gideni iyi saymazlardı. Evet. Peki bu neden bu acaba bu atılganlık nereden geliyor Besin'de böyle dışarıya gidiyor? Şehrimiz söküp savaş satarak gitti adam. Şehrimiz söküp dağılınca evet. Ayağı yer tutmayan da bu mali yeri ya alt tabakadaki bir adamlar gitti. Bir de fazla zengin olan gitti. Evet. Diğer orta kısım yani ekserisi yani şeyde kaldı. Besin'de kaldı. Evet. Yani bir çok fakir olan gitti. Bir de fazla zengin olanlar da mesela evet. Şimdi ben diyorum ki burada bir yanlışlık var. Şimdi biz bu Besin halkı dışarıya göçmeden önce yıllarca bak size 600-700 sene bir halini düşünmemiş. Demek ki bu Besin halkıymış bu camiyi koyan. Mesela memleketin zengin doğru. arazi sahipleri, beyler, ağalar yok muydu bu memleket? Doğru. İki tane diye deli bekçi koyamaz mıydı isterlerse? Koyarlar mıydı, koyamazlar mıydı? Ha, demek ki dini de yanlış anlamışız biz. Din abidesiyle, ahkamıyla dindir. Şimdi bir insan bir camiyi, bir mezarı yıkmanın ne kadar günah olduğunu biliyor musun? Ha, çünkü o adamın topraktan gelmiş, toprağa gitmiş. Onun bir abidesidir. Ha, şimdi o abide o insanın hayatta yaşadığı gibi öbür dünyasında da yaşıyor demek. Şimdi bu bizim yıllarca buraya secde koyulmuş.
buranın bir taşını almak insanı ne yapar biliyor musun? Ama zaman gelecek, bunlar da örneğini görecekler, yıkanlar, yapanlar. Yani bunu göreceğiz. Bak dışarı gittik, halkımız bir yolda bir taş düşerdi, hemen gider yapardı. Bir caminin bir şey eksik olsa gider hemen suallar yaparlardı. Bak ziyaret yıkıldı, hemen yaptı halkımız. Eğer deselerdi biz bu besni bugün o camileri böyle orayı Gülistan yapardı bugün besni halkı. Demek ki besninin göçüyle bunlar da talan oldu. Biliyor musun? Besni bak şimdi dört tarafı asfalt oldu. Evet. Bak bir sene devir beyni oldu. Şimdi çat diye kayardı çatı şehir olurken devlet orayı göstermiş. Buradaki çıkarcıya çat diye burayı yazmış. Bak Allah ne yaptı 50 sene 60 sene sonra. Bak dedi ki kayardığının elinden yol geçti gördün mü? Halkın doğruluğunu, halkın namuslu aileler olduğunu. Yıllarca gelmediler buraya. Eşkıya geldiler zorla. Değil mi? Ha demek ki haklı olduğumuzu, haklılığında olduğumuzu da gerçeklik. Allah ne yaptı bak? Yanlış işi tam ayağına getirdi. Ha şimdi kayardığından yol gidiyor bak çatlar. Doğru oldu efendim. Ha? Sağlam, çünkü Allah'a inanan mutlaka muradını erer. Bu böyledir yani. Böyle olacak. Ve orası şehir olacak yani. Türkiye'nin hemen hemen en güzel şehirlerinden biri olacak orası. Şimdi bütün bu filmler bütün besle altına duyuruyor. Gelmek isteyene burada büyük bir şirket kuralım diyor. Banka. Besle'den olarak. Burada gelmek isteyene yorulmadan, zahmet çekmeden dükkanı hazırlayalım. Adam gelsin burada iş yapsın. Yani bir kap projesi var biliyorsunuz. Geniş kapsamlı işlere sarılmak gerekiyor. Onun için böyle bir banka ya vakıf kurulduğu zaman 5 vilayette de bunu araştırıyoruz ve söylüyoruz. Besni yeniden kazandıralım ama böyle bataklığa değil. Ya kayardına ya delgi kaya. İkisini bilme. Yani ikisine de olsa ne şeyse aşağı şehrin derenin karşısı yok muydu? Delgi kaya ama sağlam olsun. Güvenli olsun. Bak devlet yolunu geçirmedi. Hani çürük diye söktük geldik buraya. Hani çürüktü niye devlet oraya güvenmedi? İşte o bizi kandıranlar bugün mahcup duruma düştü. Ha, gelip kameranın karşısına oturamıyorlar. Bak sen oturuyorsun. Yüzün ak, alnın ak. Peki sağ ol. Teşekkür ederim. Bugün biliyor musunuz? Evet. Dedeniz limeni dikerdi, dişiyle, değnekle çevirirlerdi. Babamı ben hatırlamıyorum ya. Yok ya. Babam 38'de vefat etti. İki dedemi de görmedim. Ha. Görmediniz ha. Şimdi yani kökeni anlatıyorum ben. Kalı baba rahmetli. Şimdi dedeniz limeniciydi. Evet. Ve genç yaşı işte yani genç de değildi ama 5-6 çocuktu. 5 yaşında vefat etti. Ha. Şimdi bak anne neneniz var ya neneniz. Hem erkek oldu, hem kadın oldu. Bak başına topladı. Terbiyesiyle, aferinliğiyle. Sizi hepsi bir ayrı ayrı yetiştirdiniz. Ağzını açık. Şimdi diyorum ki siz bu hale geldiniz. Siz bundan sonra babanız bu hale getirmişsiniz. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Görüşünüz nedir? Sizin bundan sonraki gönlünüzde ne var? Ne yapmak istiyorsunuz yani? Yani görüşünüz nedir? Fikriniz nedir? Yürütmek. Ha. Dokumacılığın en zirvesine kadar. Evi yaptırdı, altını 4,5 metre yüksekliğinde yaptırdı ki kal dedi yağ alırım diye. Evet. Yani bir sanayi satın devam edeceklerdi. Evet. Yani teknolojiye ayak uydurarak daha ileriye götürmek. Yani batıla değil de daha ileri, çağa uygun hazırlanmak. Evet. Sağ ol. Size de ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah. Memleketi millete yarar bir evlat olmak. Tabii. Allah'tan temennimiz. Tabii. Şimdi böyle bak ben bu kadar gurbet gezdim. Ben 38'de çıktım halinde geziyorum. Yine de istiyorum. Aynı adamım. Sen doğduğun sene gurbete çıkmışsın. Düşün. Ben İstanbul'da oturdum, dünya gezdim. Hiçbir değişikliğimi görmedim. Çünkü evvelen memleketimi ben bir besli olarak aklımı tutmam. Biz en iyi konuşan, en uzak bir milleti Türkiye'nin içinde. Ama birbirimizi böyle onun bunun etkisi altında koymuşuz. Bizi hep böyle baskı altında tutmuşlar. Aslında çalışkan bir millet. Yine de diğerlerine bakarak besinler her yerde. Tabii, hayır şimdi diyeceğim. Biz
Ta Mete Han'ın ilk devleti kurduğu zaman sağında yer almışlar sanatsal. Bildiğim o Görükler, o dağlar, besleyenler dağlarda gel, Görükler de bizde. Başka bir milletin Görüğü yoktu. Görük sadece bizde, Türkmenlerde var. Biz 1300 yani şey 2 milletten sonra 209 yılında kurulan Mete Han'ın yanında yer almış. O günden bugüne kadar sanatsal, gerekse silah, gerekse dokuma. Türklerde bir ev yoktu. Hep keçeden dokumayla Türkler ağacını koyarlar. Aşağı kocanın çocuklarının iş yeri. Dokuma koyacaklar. Bunun dokuma koyacaklar ve dokuma.
Şimdi bunları filmde görsen, bu benim malım değil desin ya, bu nasıl mal bu? Sen bile şaşırırsın. Öyle mi? Öyle ya. Ne yapacak ya? Bu makine çok hasarlı bir şey. Ha? Mustafa. Ha? Soyadın? Adem. Ha? Size aşağı şehirde labınızda kimler derler? Hacı Oğuz'dan. Ha. Hacı Oğuz. Peki. Bu yaşa kadar ne gibi meslekler yaptın? Şöyle kısa anlat, ne işle başladın? Abi, bu güne kadar. Şuna otur, canım abi sen. Yok, otursun tam karşımda. Neler yaptın? Kısa canım. Başına neler geçtin onu anlatayım, ne yaptın sen? Ha, ne iş yaptın? Dur, şuraya kapattın da ben yaşayayım. Evet. Yaşkarlık yaptım. Ha. Köyde çerçili getirdim. Evet. Efendim, dokumacılık yaptım. Evet. Belediyede cafte memuru yaptım. Evet. Sen Ankara'ya geldin değil mi? Ankara'ya. Seni tanıdın mı? Ben yabancı gelmiyorum ama ismini çıkardım. Ben Kadir, Ankara'da geldin ya dozer parçası için. Evet. Ben Kadir'im, cimdekilerim. Biliyor musun? Kadir abi, ben şu tarafa... Soruyorum. Bu aşağı, Besliler bu şehirde neden göçtü? Sen bildiğin ya, yani acaba görüşün nedir? Niye göçtü bu millet dışarıya? Neden gittik? Neden göçtük? Şöyle gitti ki de hemen şimdi şöyle artık yaşayamıyorsam şu ona gelmiş artık. Evet. Onun için bir geniş yere geçip zaten yapılacak yer de yok değerin içinde. Evet. Gelişiyor zaten. Hayır, bizim dışarı gidenleri diyorum. Besliden dışarı niye göçtüler? Niye göçtülerdi yani? Neden göçtüler ya? Bir akıllı adamlar, mesela adamlı iş adamı, burası da memleket. Ha. Onun için iş çıkmıyor burada, onun için eski getiren şükür hepsi iş yer buldu orada. Ha. Ankara'da, İstanbul'da, ha. Uşak'ta, Antep'te hep iş adamlar yani. Ha. Peki, güzel. Şimdi diyoruz ki, aşağı şehirde hamamımız var. Evet. Bekirgar hamamı bir. Evet. Tahtalı hamamı 2, evet. Meydan hamamı 3, evet. 11 tane de camimiz vardı. Evet. Bu Besliler buradan gitmeden önce, evet. Bir taşı düşmedi, bir hali düşmedi. Evet. Bu göçten sonra bu camiler neden yıkıldı acaba? Sahipsiz mi kaldı, birbirine mi sattılar, gece bu taşını mı çekip ona buna sattılar? Neden yıkıldı koca bu şeyler? Korunma şeyini koruyamadık. Devleti onu şey yapamadı. Muhafaz edemedik. Ha. Şey. Ha, demek ki bu Besin halkı buradayken yıkılmaydı. Demek ki Besin halkıymış bu camiler ayakta tutan. Öyle öyle. Ha. Onlar gidince hepsi bir an oldu. Ha. Peki şimdi sana diyorum, Besin'in yerini sen olsaydın o zaman nereye kurardın? Şöyle sorayım. Gönlünce sen Besin'i kur deselerdi nereye kurardın? Mesela şu tarafa, ayağın tarafına kurardım. Ha. Çünkü... O tarafın bir hafif meyli var. Kara ağacı keder olan şey. Sağlam. Sağlam, yeri sağlam. Sonra evet. Kanalizasyon teşkilatı, şey, ağır bir kayıp bir şey var. Çok iyi çalışırdı. Evet. Sanayi de kurulurdu, evet. Bahçeli evimiz de olurdu, kuyumuz da olurdu. Hiçbir eksiğimiz olmazdı. Evet. Obalarımızda da yine göçerdik. Evet. Elden çıkar oraya gelirdi. Oradan gelir oraya gelirdi. Çok güzel. Ha. Çok güzel. İkincisi de şu. Ben diyorum ki şimdiki gençler, bak biz aşağıda çalıyorduk, oynuyorduk, eğleniyorduk. Bayram galalar, Abdünörler, ondan sonra Kıyyumlar, Kenanoğlu Reşitler, Gurik Mahmedolar bizi eğlendiriyordu. Ahkemimiz vardı ama az para kazanıyorduk ama mutluyduk, eğleniyorduk. Şimdi millet milyondan konuşuyor, öyle bir şey yok. Herkes birbirinden kaçıyor. Eğlenme yok, oturup ahbaplanma yok. Acaba bu neden geliyor bu? Niçin böyle oldu bu? Valla dünya şey, ileride geçti artık. Sanki artık şimdi paraya mı daftalar artık millet nasıl olursa? Ha. Evet. Şimdi, oraya kanaat etmiyor şimdi millet. Ha. Şimdi ben diyorum ki bu fantazi işler çıktı. Mesela televizyonda millet birbirinden soğudu. Çünkü
O zaman birbirine gider gelirlerdi. Şimdi birinin yanına girdiğin zaman benden yemek bir yer yahut param istedi. Hep bakıyorum, hep kaçak bir şey oluyor. Ha. Soğudu millet, toplumlar. İşte biz de bu kaybolması, kaybolmaması için Besni Köken'in böyle film alıyoruz. Sizin gibi yaşlılar film alıyorum ki yarın diyecekler ki ha Besni'de filan 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 aileler vardı. Bugün görüyorsun kimse kimseyi tanımıyor. İşte biz bunu bütün 5 vilayette topluyoruz. Bütün Besni'lerin 50 senede ne yapmış, nerede okumuş hepsini böyle film alacağız. Senin çocuklar ne yapmış, nerede yapmış hepsini böyle film alacağız. Allah muhafaza. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ağacı. Ömer de abi. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? 11 senedir. 11 sene. Evet. Peki bu babadan meslek mi sonra kendin seçtin mi yani? Baban mı tavsiye etti, sen mi seçtin? Babamdan kalma. Babam mesela, evvel babam yapmıştı bu mesleği. Evet. Sonra da ben buna şey yaptım. Evet. Babam da şey yaptı. Evet. Bu mesleği yaptığım, baba mesleği olarak da. Daha evvel çocukluğum devresinde tenzilden sonra otokantarda çalıştım. Evet. Ondan sonra dokumacılığa başladık. Seyir satıcılığa gittim. Evet. Peki bu Beslilerin, evet, gençler böyle her şeye dalıyorsunuz. Evet. Bu cesareti ben bu işi bilmiyorum diye niye korkmuyor bu, nedense her şeye dalıyorlar. Ya, neden bu? Hatırım yapacaksın işte mecbur bir yere işte Besni'de satış olmadığı için şu ben malımı ürettiğim malı satamıyorum burada mecbur dışarı gideceğim. Evet. Bunun satış olmazsa arkası gelmez yani mesleğim mecbur şey olacak. Ha, müşteriye işte biz bu filmle bak, evet, sizin özelliği bu bak şimdi senin, evet, için kıymetli yarın. Evet. Antep pazar değil, Besni pazar olduğunu bütün Türkiye radyoları, televizyonlarda, evet, göstereceğiz ki bu, evet, kilimi dokuyan, halıyı dokuyan Besni halkı, fıstığı, evet, üreten Besni halkı, kavunu üreten Besni halkı, köyleri de böyle çekeceğiz. Evet. Ne yapacağız? Artık kendimizi ortaya koyacağız. Evet, kendi şeyimizi. Ha. Şimdi bazılar bunu yanlış anlıyor. Aziz, bu çok de büyük bir şey. Evet. Ha. Müşteri tutmak için dışarıya gidiyor. Ha. Müşteri celp edeceğim, dışarı müşteri tutacağım ki malımı çarptığım malı satmak için mesela oraya. Evet. Mecbur müşteri arayacağım. Müşteri şey desin. Sırtımda seyahat satışımı kaptım. Musaybin'de, Ceylanpınar'da. Evet. Konya'da. Eskiden de yemeni dikerlerdi. Köy ve köy satarlardı. Evet. Babam bilir bunu yani. Evet. Köşkeller. Biraz maddi izleti zayıf olan, evet, 50 süt ayakkabı dikti mi? Binerdi eşya. Likidiliko, likidiliko. O köye, likidiliko, o köye böyle gezerlerdi. Evet. Ha. Peki şimdi sana da sorayım. Evet. Biz diyoruz ki bizim eksiğimiz var. Demin, evet, babana da söyledim. Bir folklor. Evet. Şimdi sporla folklor insanların en tanıdığı silah. Evet. Şimdi biz bir folklor kuralım ki, evet, Besni'nin giyinişini, Besni'nin dokuduğunu, Besni'nin şeyini, evet, folklorla yanında da sizin gibi dokuyucuları, evet, filme koyacağız ki, evet, folkloru göremeden seni de mecbur görsün. Evet. Ha. Evet. Şimdi bunun içinde bütün Besni'lere sesleniyoruz. Bir folklor kuralım. Maddi manevi. Yani manevi de bir okuyu güzel olur, bir sesi güzel olur. Böyle tavsiyeler de bizim için önemli. Bir folklor kuralım ki bütün Besni'nin gücünü burada gösterelim. Doktorumuzu gösterelim, mühendisimizi gösterelim, kabuk dokuyanımızı devlet televizyonlarında bunu göstermek için folklorumuzu da tanıtmak lazım. Tabii tabii. Evet. Siz de bunda